Evet, merhabalar Altürk'ü ailesinin değerli izleyicileri. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni bir video ile karşınızdayız. Efsane bir isimle daha birlikteyiz. Sürekli yorumlarda bize bahsettiğiniz, abi Onur Murat'ın videosunu ne zaman göreceğiz? Abi Onur Murat'ın kuşlarını ne zaman göreceğiz? Abi Onur Murat nerelerde dediler. Hocam sonunda yanındayız. Umarım seni gördüler. Yeni videoyla buluştular. Daha iyi oldular. Seni tanıyabilir miyiz çok kısa? Ben ismim Onur Murat. 35 yaşındayım. Yozgat doğumluyum. Evet. Ankara'da. Evet, Ankara Hacı Kadın'dayız. Evet, Hacı Kadın'dayız. Birçok kuşçu var burada. Güvercine gönül vermiş birçok insan var. Evet, yeterince çok fazla burada. Hatta 100 metre içinde en az 2 kuşçu, 3 kuşçu. Bayağı fazla. Fazla. Geçen haftalarda Hacı Kadın Deresi'nde aşağılardaydık. Şimdi Hacı Kadın Deresi'nin üstündeyiz. Aynen, alt tarafta da arkadaşlarımız var. Evet. Tabii İsa Çınar'ı orada, evet, buradan İsa da selam söyleyelim. İsa Çınar kardeşlerin çiftliğindeydik. Evet, o da altımızda zaten yakın hemen. Evet, buradan da görüyoruz orayı, evet, zaten. Vallahi gayet ferah bir mekan. Evet. Burada güvercin beslemek eminim çok keyiflidir sizler için. Peki güvercin ne zaman beslemeye başladık? Vallahi çocukluğumdan belli besliyorum. 7 yaşından falan sonra beslemeye başladım. Ailemde de kuş besleyen yok ama nereden bulaştığını ben de bilmiyorum. Ben tabii senin babanın elinde büyüdüm. O zaman demek ki onlardan bulaştı bize de. O şekilde devam ettik. Yani 30 yıla yakındır da besliyoruz. Hmm, 30 yıla yakın. Evet. O zaman babamın bir etkisi var senin güvercin beslemeye. Olmaz mı? O yani zaman yan oturuyorduk gece kondu zamanında. İlla ki görüyorduk onları kuş beslediğini. Babamla bir temas varsa alayla da bir temas var o tabii. Zaman. Ala sevdası da oradan mı geliyor? Yani ala sevdası şöyle söyleyeyim 15-16 yıldır var. Hı hı. Daha öncesi de var ama yani bunlara 10 küsür yıldır besliyoruz bunları. Ondan önce de daha farklı alalar vardı aslında. Bu kuş gribi zamanında tabi o ara korktuğu için insanlar kuşlarını dışarı atmaya başladılar. Bu dere tarafında gezerken yerde bir sandık içinde ala buldum ben. Hadi ya. O alayla da getirdik işte 16 sene falan oldu ona da. Güzel bir dumanlı alaydı o da. Çöpe atmışlar. Tabi. Bu ara herkes kaçıyordu. Kuştan kaçıyordu yani. Ben o ara gecekondumuz vardı. Gecekondunun içinde benim 50'ye yakın kuş vardı. Ben de gecekondunun içinde kalıyordum kuşların yanında. Herkes kaçarken. Evet. Herkes atıyordu, sen birlikte kalıyordun. Yani bir sıkıntı olmadı o zaman. Yok, çok şükür. Ben bir de dışarıdan başka bir kuş getirmediğim için orada. İşte o zaman da bir sandıktan dolayı onları bulduk. Nasıl ondan sonra o kuş Tuncay... peki? Bulduğun kuşlar ala nasıldı yani bir performans olarak? Ya o zaman belki bu kadar hani oyun olarak güzel değildi ama renk olarak gerçekten hoşumuza gitmişti. Bir buradan Tuncay abimiz var. Dayı dediğimiz. Hı hı. Ondan da bir tane boz ala dişi vermişti bana, hediye etmişti. Ben de onları birbirine vurmuştum. Yani askere gidene kadar onları beslemiştim. Güzel hayvanlardı. Sonra ben askere gittiğimde onları kaybettik. Yani muhafaza edemedik. Hı hı, sonra askerden geldim. Bir abimiz vardı. İşte o kuş yakalamış. Abidin Paşa'da beyaz. Benim kuşların asıl atası, dedesi. Sonra, kaç yıl önce oluyor bu olay? Yani 10 yıl oldu. 10 yıl önce. Evet. Ondan sonra bir tane de bir abimizden bir tane dişi aldım. Birbirine vurdum. Sonra ben bu kuşları türettim. Evet. Peki burada i̇lk kuşlar bir zaten, kupa görüyorum. Işte, evet, onun ilk yavruları zaten kupaya kaldırdım. Çok, hı-hı, şükür bizi yüzümüzü kara çıkartmadı. Kupamızı o zaman kazandık. Evet, kupamızı ondan şöyle sonra, evet, Harun sana göstereyim. Kaçıncı olmuş oldu bu? Birinci. Kupada? Birinci olduk. Yani birincilik, evet, kupasını evet, aldı. Evet. 10 yıl önce bahsini ettiğin kuşlardan bir, evet, soy değil mi? Evet. Evet, tebrik aynen ediyoruz hocam. Şöyle o zaman ben bunu Harun'a vereyim şöyle de aramızdan bir çıksın. Şöyle şöyle kupanın arkasından şey yapmayalım. Evet Onur abi, bu arada babamla çocukluktan gelen bir güvercin teması var. Şimdi de Facebook grubunda yine birlikte bu Ala Türkiye Facebook grubunu yürütüyorsunuz. Evet. Gayet de vallahi başarılı gidiyor. Seyircilerimizden ve işte grup üyelerinden gelen geri dönüşlerin hepsi olumlu yönde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlk önce size de çok teşekkür ederim. Çünkü en büyük kurucusu bunun asıl sizsiniz. Siz olmasanız biz Osman abiyle olduğumuz yerde sayardık biz, evet, şimdi. Ama siz çekimiyle olsun, görüşmelerinizle olsun bunu ileriye taşıdınız. Ben asıl onun için size çok teşekkür ediyorum. Evet. İnşallah daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Ala Türkiye gerek Facebook grubu gerekse YouTube kanalımız günden güne zaten yani her ay 1500-2000 aboneyi ve grup üyesini arkasına alarak böyle daha fazla büyüme yolunda gidiyor. Peki Onur abi, şimdi bu kümesindeki kuşlar az önce bahsini yaptığım bu 10 yıl önceki yakaladığın soyun hepsi yani bütün kuşların hepsi aynı soydan mı yoksa farklı soydan kuşlar var mı? Yok, bende tek soy. Başka kuşta besleme gereği duymadım çünkü ne kadar çok kuş beslersek o kadar çok karışıyor. Ben bunu anladım çünkü. Farklı bir kuşta karıştırdığın zaman yani ucu bucağı gidiyor bunun. Yani bu sefer soyu dağıtıyorsun. Onun için ben tek kardeş, 3 tane kardeş var bende.
dişil erkekti. Hepsi onlardan tüy. O beyazın yavruları, asıl eşi öldü zaten. O öldükten sonra alalar çıktı. O alalardan da devam ettim. Şimdiye kadar hep bunlar da torunlarının torunu. Tabi onlar da duruyor. Yani bakımları iyi olduğu için de daha birkaç senede herhalde yaşarlar gibi geliyor. Evet, yani eminim ki şu anda bizi izleyen seyircilerimiz bir an önce kuşları ve kümesleri görmek istiyorlar. İstersen hemen kümeslere doğru geçelim. Teker teker hem güvercinlerimizi tanıtalım hem de seni daha yakından tanımış olsunlar. Yani bu arada bir de diyeceğim, ilk defa bu beyaz perçem erkeği ilk defa burada söylüyorum, yani dedesi olduğunu. Çoğu insan da bilmez hangi kuşun buradaki dedesi olduğunu. Hı-hı. İlk defa size söyleyeceğim bunu. Evet, teşekkür ederiz. O zaman Alatürk Ailesi'nin değerli izleyicilerine şimdiden iyi seyirler. Evet Onur abi, kümesler vallahi gayet şık, güvenli duruyor. Ne zaman, yeni herhalde bu kümesler? Yani bir tanesi eski, sonrakileri yeni yaptırdım. Hı hı. Tabii bu işin de hırsızlığı fazla olduğu için mecbur biraz daha güvenilir olması lazım. Bu işe emek verdiğimiz için de daha bir kalitelisini yaptırmaya çalıştık. Gördüğünüz gibi de kümeslerimiz bir güzel. Hikaye varmış herhalde senin kümes yapan kişiyle herhalde böyle bir... Yani şöyle, hani benim tavsiyem, kuşçulara eğer kümes yaptıran biri varsa bunu kesinlikle kuşçu bir demirci yaptırması lazım. Neden diye sorarsanız, çünkü bunun kapısını yapamıyorlar. Tamam, etrafını yapıyorlar, demirini yapıyorlar. Ha, gören demirciye söyle şunu bana yap de hemen yaparım der. Hiç yapmam demez. Ama yaptırmaya kalktığı zaman yani kapının etrafında bir yamukluk oluyor. Çerçevesini yapamıyor. Hatta başımdan geçen bir olay anlatayım. Biz böyle bir yaptıralım dedik. O zaman böyle kuşçularla fazla o kadar samimi olmadığımız için. Neyse bir abimiz vardı. Aradık böyle. Dedi ki ne var dedi. Biz bunu yaparız dedi. Devamlı yapıyoruz kümes falan dedi. Tarif ettim hani. Abi dedik böyle 2.40'a 1.20 kümes istiyoruz biz. İşte çatısı böyle olacak. Aynı bu gördüğünüz gibi. Tarif ettik. Kağıtta da çiziliydi. Dedim ki abi kağıdı verin. Yok dedi. Gerek yok dedi. Ben gördüm. Yeter bana dedi. 1.800 liraya anlaştık biz. O zamanın parası işte. Bu 5-6 yıl oldu. Tabii gittik. Aradan bir hafta falan geçti. Sonra bizi aradı. Ya dedi Onur dedi. Biz size 1.800 lira dedik ama dedi. Yani bunun maliyeti 3.000 liraya geçti dedi. Abi nasıl geçer falan. Sonra gittik. Kümese bir baktım. 2.40'a 1.20 yapacağına 2.40 yapmış. Gece kondu gibi kümes yapmış. Ya abi dedik biz bunu nereye koyacağız? Yani koca prefabrik ev gibi ev yapmış bize. Sonra biz kümesi dedik abi bu kadar olmayacak. Bunu komple geri ortadan ikiye böldürdük kümesi. İki kümes oldu yani. 2.40'a 1.20 iki tane kümes oldu. Bak abi dedim çatısı bu şekilde olacak. Gene bunu da yanlış yapmayalım dedim. Tamam dedi ya anladım dedi. Bir de bana kızdı yani. Dedi ustaya ki ustaya iş mi öğretiyorsun diye. Aradan bir hafta daha geçti. Geri bir gittik kümese. Kümesin çatısı böyle bana bakacağına böyle yapmış. Bu taraf bana bakıyor. Yağmur yağıyor üstüme akıyor. Yani demek istediğim kuşçu olmayana yaptırmayın. Evet. Çerçevesini yaptırmayın. Hikayeleri çünkü yapamıyorlar yani. Hikayesi böyle komik olan kümesleri o zaman artık bir açalım da bize bir göster bakalım. Güvercinleri abi. Gösterelim abi. Burası damızlık kümesimiz. Evet, damızlıkların olduğu yer. Yani normalde benim balkonumda da evimin balkonu da asıl damızlıklarım oradaydı. Biraz burada yayılsınlar, biraz kendilerine gelsin. Çünkü 6-7 yıldır balkondalar ve zamanla işleri geçiyor hayvanların. Ondan dolayı yayılsın diye asıl dedeyi de buraya getirdim sizin şansınızı. Onu da göstermiş olalım burada. Az önce bahsini yaptığımız dede 10 yaşında mıydı? 10 daha büyük. Şöyle, evet, daha... az önce anlattığın kuş mu? Evet. Anlattığım kuş bu. İlk defa söylüyorum dediğin. Evet yani çoğu maşallah. Kimse bilmez. Arkadaşlar etrafındakiler de. Dede gibi de duruyor ha. Dede gibi duruyor ama yerde falan mesela daha kanatlarda falan bak çok düzgündür. Şöyle bırakayım mesela. Daha torunlarına taş çıkarır. Evet. Bu dedeydi. Şimdi bunların ilk aldığım yavruları 3 tane bende olan. Bir erkek, 2 dişi olan. Hatta biri de kupayı kazanan dişi. Onları da çıkartayım. Kupayı kazanan. Değil mi? Az önce gösterdiğimiz kupayı kazanan dedenin ilk yavrusu. Şöyle göstereyim. Bir ala. Bu ilk yavrusu, kupayı kazanan dişi. Maşallah gayet güzel. Bu ilk yavrusu. Bunun. Sonra onun da iki kardeşi var. Onları da size göstereyim. Bu da? Bu da ikinci yavrusu. Bunu da bırakalım. Bu iki dişi yavrusu. Efsane dedenin iki dişi yavrusunu görüyoruz şu anda değerli izleyicilerimiz. Abi biraz tüydüler ya, biraz da evet. Çirkin gözüküyor. Peki bu? Bu da tek erkek olan yavrusu.
Yani şu kuşların çoğunun babası, dedesi yine bu. Tek tarafı böyle gözünün akıktır. Evet, o da gözleri dağlı. Evet. Bu 14 kuyruk. Bu da bayağı yaşlandı artık. Tam takım ama öyle soyun hepsinin bir arada olması güzel bir şey. Evet, muhafaza etmek. Neyin nereden geldiği belli. Evet. Evet hocam. Şimdi de bunlardan sonra çıkan o iki aladan çıkanlardan göstereyim. Peki şimdi çok kritik bir şey soracağım sana. Bu kadar gördük. 10 yıllık soy, kuş hepsi. Bugün uçuracağız mı? Bugün uçuracağız. Ne uçuracağız? Bizde uçmayan kuş olmaz. Eyvallah. Uçacak. Hangisini uçuracağız? Yani orada istediğini uçurabilirsin ama makaslı olanlar var. Onların haricinde birkaç tane zaten hazır kuşumuz var. Oradan yani yaşı 2 yaşında olan da var orada. İstediğini de kaldırabilirsin oradan. Evet, biz Alatürk ailesi olarak çekimini yaptığımız seyislerden ilk defa bize sen seç istediğini uçuralım diye cesur bir teklif geldi. Bakalım seçeceğiz. Ne olacak? Evet hocam, var mı buradan başka göstermek istediğim yani? Yani bunlar zaten onların hep yavruları ve torunları. Dışarıya çıkartıp gösterebiliriz hepsini. Tamam, çıkartalım o zaman onları da. Bir seyircilerimiz hepsini görsün. Yani mesela şu yavru, beyazın belki 3 kuşak 6 oluyor. Yani torununun torununun torunu oluyor şu. Bu dumanlı mesela. Yani çoğu öyle oluyor. Beyazın. Mesela bu alaların yavrusu. O uzun, çok uzun gidiyor dedikleri mesela dumanlar falan uçuruyoruz. Onlar bunun annesi. Bu annesi onların. Orada ala yavrular da var herhalde değil mi? Daha evet, evet. Alalar hiç bitmiyor ya. Ala çok. Ala zaten bende tek soy olduğu için. İstersen yavruları da çek. Yavruları çıkarayım mı? Yavruları çek sonra. Ha, oradan çekerim direkt. Ulan iyi oluyor mu? Evet Onur abi. Bütün alaları çıkarttık. Bunların hepsi eki. Evet, bunların en azı 5 yaşında. Peki, 5 yaşından üstünün hepsi. Geçenlerde bir yorum gelmiş bize. Yavrulardan yani ala elde etmek için bir teknik var mı diye bir ya da işte bir ipucu bir şey var mı diye sormuşlar. Senin cevabın nedir bu soruya? Yani ala alabilmesi için bir kere ırkında olması lazım. Irkında olmazsa alması çok zor. Genle alakalı bir şey yani. Tabii bu. Genle alakalı bir şey. Yani öbür türlü yok ben beyaz alayım, dumanlıya alayım, birbirine vurayım, ala çıkartayım ya da boz dumanlıya alayım, beyaza vurayım. Yani bu şekilde zor. Onun geçmişinde yani illaki ya annede ya babada birinde olması lazım yani. Kanında olması lazım. Yoksa alması çok zor. O zaman bunları koyalım istersen. Bir de yavru alalar var sende. Onları çıkartalım. Olur. Bunlar damızlıklarımız işte. Yıllardan beri beslediğimiz. Yavruları, torunları, onları da çıkaralım bakalım. Evet, onları çıkartalım o zaman. Bir de seyircilerimize evet, onları gösterelim. Evet, ondan sonra da uçuma geçelim. Aynen. Şimdi ekeleri gördük. Burada da yavru alalar var. Evet, maşallah bunlar da çok. Maşallah bu sene biraz iyi geçti. Yavrularda falan da rahatsızlık yok. Sağlıklı bir şekilde büyüdüler. Bunlar en küçükleri. Yeni yeme vurup bu kümesi aldığımız kuşlar. Başlayanlar da zaten diğer kümeste. Bunlar da damızlık kümeslerimiz zaten. Bunlardan da Alancığım hediye için istediğini seçebilirsin. Diyorsun. Yani o zaman şöyle oldu. Uçurmak için seçeceğimiz kuşlar öbür tarafta. Onları birazdan seçtireceksin evet, bana. Evet, bunlar yeni yeme vuranlar. Ufak buradan olanlar bunlar. Bir de kanatlarını kesip kanatlarını beklediğimiz kuşlar bunlar. Seyircilerimize hediye etmek için bir tane seç dedim bana. Doğru yani, mu anladın? Yani istediğini seçebilirsin. O zaman alalardan seçerim. İstediğini seçebilirsin. Ala, beyaz hepsi kardeş olduğu için zaten. Bu kadar talep var. Evet Onur abi, o zaman uçuracağımız kuşu bir seçelim. Onu bir uçuralım. Videonun sonunda seçimi yapayım ben. Olur, böyle biraz daha heyecan devam etsin seyircilerimiz de istersen. Olur, daha güzel olur. İstersen bunları koyalım hadi. Uçuracağımız kuşumuza bakalım. Olur. Gidelim. Evet, Alatürk ailesinin değerli izleyicileri, videonun sonunda şu gördüğünüz yavrulardan bir tanesini seçip sizlere hediye edeceğiz. Onur Murat'ın kümesinden şimdi bakalım bizzat seçeceğiz. Şu anda uçum kümesindeyiz. O piti piti mi yapsam, ne yapsam acaba? Direkt şey yapalım ya.
tane seçtik bakalım. Şunu seçiyorum abi. Uygun mudur? Fark etmez, uygun ya. Bu da 2 yaşında, iki dişi. Hatta biraz da yemiş. Biraz yemiş ama olsun, fark etmez bizim için. Her türlü uçacak yani, mecbur. O zaman Alatürk'ü ailesinin değerli izleyicilerini görsel şov bekliyor mu? Bekliyor. Hatta şunu da söyle, eğer bu erkenlerse bir tane daha kaldırabiliriz. Vaktiniz olursa. Tamam. Demeden önce Eyüp abi de burada. Evet. Ona da böyle bir Eyüp abimiz de söz vermek istiyorum. Asıl kuşlara bakan o. Ben sadece arada bir geliyorum. Çünkü işlerden dolayı. Onu da 4. ayda Almanya'ya göndereceğiz Allah izin verirse. Evet abi, senin söylemek istediklerin nelerdir? Böyle çok kısa biraz sana da söz verelim. Ben Eyüp Öztürk, 40 yaşındayım. Yani Onur'la hani uzun zamandır hani bir arkadaşlığımız, bir dostluğumuz, abi kardeşliğimiz var. Kapısını açtı. Normalde bir kendi kümesim yok benim. Onun sayesinde geldim. Hem onun kuşlarına bakıyorum. Kendime ait sadece burada bir çift kuşum var. İşte Onur'un olmadığı zamanlarda kuşlarla ben ilgileniyorum. Evet. Hani, o zaman isterseniz buradan bir şey daha söyleyeyim. Bir de arkadaşımız var, Serdar Demirtaşoğlu. O da ekibin evet, bir parçası. Bu iş ekip işi. Evet, yani, benim olmadığım zamanlarda o arkadaşımız. Tabii, hangimiz yoksak o bakıyor. Yani bu iş uçurmayla başarılı olunacak bir iş. Şükür o da geliyor, sağ olsun 3'ten sonra müsait oluyor. Yavrularımızı kovalıyor. Teke düşürdüğü zaman Eyüp abiye bırakıyor. Evet. Eyüp abi uçuruyor. Ben geliyorum bakıyorum işte teke aldıkları zaman. Güzel böyle bir sistem var. Böyle bir sisteme oturtturduk yani. Zaman, bu iş dediğim gibi ekip işi. Yani güvenilir olduktan sonra bir sıkıntı yok bu işte. O zaman artık sözümüzü dumanlımıza vermenin zamanı geldi. Evet. Alatürk'ü YouTube kanalı Kümes Ziyaretleri serisiyle emeklerinizi seyirciyle buluşturmaya ve güvercin camiasının sesi olmaya devam ediyor. Siz de ziyaretinize gelmemizi istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Türkiye'nin hatta dünyanın neresinde olursanız olun, hemen WhatsApp hatlarımıza isim soy isminizi, yaşadığınız şehri ve kümesinize ait fotoğraf ve videoları yollayın, sizi de ziyarete gelelim. Alatürkiye, güvercin camiasının sesi. Haydi bismillah diyeceksin Eyüp abi. Nasıl seyirsin?
O zaman geldik benim için en keyifli alanlardan ikincisine. Çünkü bir tanesi de kuşu, uçurduğumuz kuşu seçme anımdı. Şimdi de seyircilerimiz için seçeceğim bakalım. Bir sürü de kuş var. Şöyle heyecanlı mısın? Öncelikle onu söyleyeyim. Vallahi yani hangi kuşu seçeceğim için? Hepsi kardeş olduğu için gideceği için heyecanlıyım. Onu diyorum işte. Ben acaba hangisini seçecek diye bir heyecan var mı içinde? Bir perçemli şu kuş var aralarından. Tek değil mi? Başka var mı perçemli? Aynen öyle. Perçemli. Nadir, dedeleri perçemli ama bunlar böyle 20 yavruda falan perçemli yavrular veriyor. Yavrular arasında bir tane o var. Evet. Bir tane değil mi? Başka yok. Bir tane var evet perçemli. O zaman ben izninle onu seçmek istiyorum. Bir de bu kuş gözüme bir yerden tanıdık geliyor aslında. Bizim Facebook grubunda yaptığımız kapak fotoğrafı yarışmasında birinci olan kuş değil mi bu? Aynen o. Bu. Tamam. O zaman gittik en doğrusunu bulduk değerli izleyicilerimiz. Şu gördüğün kuş Harun'cum. Hemen şu üst tarafta. O kuşu almak istiyorum izninle seyircilerimiz için. Canı sağ olsun. Alanda güle güle beslesin. İnşallah evet. Uçurur. Bize de dua eder. İnşallah. Alatürk'ün ailesinin değerli izleyicileri. Görmüş olduğunuz güvercini kazanmak için yapmanız gerekeni artık biliyorsunuz. Yorumlar kısmına hashtagle Alatürk'e yazmanız yeterli. Çekilişlerimiz bir ay sürüyor. Bir ay sonucunda da yorumlar kısmına hashtagle Alatürk'e yazan izleyicilerimiz arasından bir şanslı kişiye bu güvercini hediye edeceğiz. Ve hashtagle derken bu arada yazıyla hashtagle yazan izleyicilerimiz var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz ama böyle kare olan hashtagten bahsediyorum. Hashtagle Alatürk'e yazıyoruz ve bir ay sonraki çekilişimizde inşallah yeni sahibine bu güvercini ulaştırırız hocam. Çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Evet Alatürk ailesinin değerli izleyicileri. Ben gerçekten bugün çok keyif aldığım bir söyleşideydim sizinle birlikte. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizleri burada misafir ettiğiniz için. Seyircilerimizin sizi tanıma fırsatı verdiğiniz için onlara. Çok teşekkür ediyorum onlar adına. Sizin söylemek istedikleriniz nelerdir buradan son kez? Ben de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık. İnşallah daha ileride daha güzel videolarla buluşmak sebebiyle. O zaman ben şöyle söyleyeyim. Alatürk ailesinin değerli izleyicileri. Kendisi çok değerli bir kuşçudur. Değerli bir kuşçu olmasında tabii ki bizim de emeğimiz büyük. Yalnız bir atasözü vardır boynuz kulağa geçer diye. Boynuz kulağa geçti. Zaman zaman biz de kendisinden erkekti, dişiydi kuşlar alırız. Kendi kuşlarımıza bahsettiğimiz kanlar var ya. Bu Onur Murat'tan gelen kanlarımız da vardır elimizde. Yeğenim bir dişi ver, yeğenim bir erkek ver. Zaman zaman ben ona veririm, o bana verir. Aramızda kuşun lafı olmaz. Bugün de bizi ağırladı sağ olsun.
Kendisine sonsuz teşekkürler. Hala Türkiye ailesine de sonsuz teşekkürler. Yalnız her zaman söylediğim gibi bizlere destek olabilmek adına yorumlar kısmına mutlaka yorum yapmalarını bekliyoruz. Hepsine sonsuz teşekkürler. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmuyoruz. Son kez Eyüp abiye de bir sözü uzatalım. Tekrar ayaklarınıza sağlık. İnşallah başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah daha iyi yerlere gelirsiniz. Sizin böyle olmanız bizim için de bir mutluluk. İşiniz gücünüz rast gelsin. Tüm Ala Türkiye ailesine teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. Tekrardan görüşmek üzere.